genel izleyici. Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün programımıza yine garajımızdan başlıyoruz. Bugünkü programda çok ilginç bir konuyu konuşacağız sizlerle. Motosiklet kişiselleştirme konusu. Motosiklet kişiselleştirme konusu 1950'lerde başlamış bir akım. Ama günümüzde gerçekten çok üst düzeye gelmiş durumda. Tüm dünyada binlerce atölye motosiklet yeni olsun, eski olsun motosikletleri kişiselleştirmeyle uğraşıyor. Bunlardan önemli olanlarıyla ana firmalar sözleşme imzalıyor ve yapılan tasarımları seri imalat modellerine yansıtıyorlar. Bunlardan önümüzdeki dönemde birkaç tanesi geliyor, çok yeni bu şekilde tasarlanmış motosikletler var. Onları da sizlerle konuştuğumuz zaman bu konuya daha detaylı girebiliriz. Ayrıca sınırlamamak lazım, motosiklet kişiselleştirmesi çok farklı konularda olabiliyor. Mesela performans konusunda olabiliyor, tasarım konusunda olabiliyor. Belirli dönemleri yansıtan tasarımları daha da detaylı olarak uygulayarak yapılabiliyor. Klasik motosikletler üzerine yapılıyor, çok geniş bir alanı kaplıyor. Biz bundan yaklaşık 4-5 ay önce motosiklet kişiselleştirme işiyle çok ciddi olarak uğraşan bir grup arkadaşımızla tanıştık. Birkaç tane hazırladıkları motosikletleri gördük. Ben motosiklet fuarlarında çeşitli vesilelerle bu tip motosikletleri görme, inceleme imkanı buluyorum. Gerçekten de dünya çapında olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Onun için bunu sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi garajımızdan çıkacağız. Arkadaşlarımızın hazırladığı birkaç tane önemli örneği inceleyerek, nasıl geliştirdiklerini kendilerinden dinleyerek sizlere aktarmaya çalışacağız. Gökmen Bakar arkadaşımızın garajına geldik ama inanın bana, burada olsanız bana katılırsınız. Gerçekten heyecan seviyesi çok üst düzeyde. Bir kere motosikletlere baktığınızda benim ilk gördüğüm şey tutku. Buradaki ekibin tutkusu inanılmaz ve bir de detayları gördüğümüzde de çabayı, verilen emeği de algılayabiliyoruz. Gökmen Bey, tebrik ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten de çok zorlu bir süreç. Tabii ki biliyorum ama izleyicilerimize aktarma açısından birkaç örneği müsaade ederseniz burada konuşalım istiyorum. Bunlardan bir tanesi de R90, BMW'nin R90'si. Ama tabii bunu siz bana söylediğiniz için ben bilebiliyorum. R90 olduğunu anlıyorum ama hangi modeli olduğunu anlamıyorum. Müthiş bir dönüşümden geçmiş ve ben çok beğendim. Gerçekten oranlarını bize bir anlatabilir misiniz? Neler yaptınız bu motosiklette? Özellikle aerodinami açısından, tasarım açısından. Tabii ki Saffet Bey. Aurora projesi bizim en son yapmış olduğumuz projemiz. Artık projelerimizde inanılmaz bir değişim uyguluyoruz. Bu değişim ilk önce tasarımdan başlıyor. Tasarlamak istediğimiz motosikleti hayalimizde kuruyoruz. Kurduktan sonra hangi markayla bunu yapabiliriz, onu değerlendiriyoruz. Burada BMW'de R90 modeline karar verdik. Daha sonra bu markanın komple motoru satın alıyoruz. Satın aldıktan sonra komple motoru tarıyoruz. 3D scanner'la tarıyoruz. Çok güzel. Motoru tamamıyla sanal ortama aktarıyoruz. Çünkü bizim kullandığımız yazılımda orada bunun detaylı bir şekilde tasarlanması lazım. Aslında bu tasarım bizim
hayal gücümüzü geliştirmek için yapılmış bir ön çalışma. Bu ön çalışma yaklaşık 2-3 ay sürüyor. İnanılmaz gece emek, eforlar sarf ediyoruz. Bunun neticesinde artık elimizde hayalimizdeki ulaşmak istediğimiz noktayı artık ortama, sanal ortama aktardık. Bundan sonra renderlarını alıyoruz bu işin. Renderlarını aldıktan sonra aslında teknoloji ilerledi. Bunun çeşitli seçenekleri var. 3D printer'da örnekler yapılabilir vesaire ama biz tıpkı bir fabrika gibi, yani bu BMW'nin fabrikasında hem otomotivde hem motosikletlerde kullanılan dizayn sistemine geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Kilden komple motosikleti baştan aşağı tasarlıyoruz. Burada yine bizzat ben devreye giriyorum. Bazen o tasarladığınız sanal ortamdaki tasarım gerçeğe aktardığınızda bir takım görsel hoşumuza gitmeyen bir takım sıkıntılar oluyor. Bunu kil üzerinde çok basit bir şekilde değiştirip üzerinde istediğimiz değişiklikleri yapabiliyoruz. İşte burada bizim markanın yaptığımız anlaşmalardan dolayı garanti koşullarını bozmama, bir takım rüzgar dirençleri, downforce etkileri vesaire gibi şeyleri birleştirdiğimizde tabii ki mühendislik tarafında bunları detaylandırıyoruz. Tabii kilden tasarım bittikten sonra artık kilin üzerinden bu işin gerçek olarak bir prototipin üretilmesi aşamasına geçiyoruz. Bunun üzerinden yine kalıp alıyoruz. Bu kalıp, kilden kalıp alıyorsunuz tabii değil mi? Tabii kilden direkt kalıp alıyoruz. Burada da çok ciddi yaklaşık bir yıldır uğraştığımız özel bir sistem kullanıyoruz. Artık hayalimizdeki şeyi motorun üzerine takabilecek bir aşamaya, bir level'a geliyoruz. Ama hala bitmiyor. Çünkü bir takım eksiklikler mutlaka doğuyor. Zaten dikkatinizi çekerse motor şovlarında, araba şovlarında hep prototip modeller çıkar. Öyle. Ama prototip modeller gündelik hayata, üretime, seri üretime girdiğinde bir takım farklılıklar oluşur. Bizde de gene aynı şeyler geçerli olabiliyor. Tabii ki amacımız ilk çıktığımız renderımıza, yani ana show dizaynımıza sadık kalabilmek, ama burada bir takım önemli olan noktalarda üzerine basa basa vurgulamak istiyorum. Bizim için önemli olan garanti ve doğru sürdürülebilir bir motosiklet yapabilmek. Anladım. Dünyada biliyorsunuz çeşitli ülkelerde her yerde custom motosikletler yapılıyor ama çoğu garanti dışında oluyor. Biz burada markayla işbirliği yaparak, gerekirse markanın fabrikasıyla da görüşerek garanti koşullarını devam ettirmek istiyoruz. Bizim için önemli olan bu motorların yolda garantili, herhangi bir şekilde sorun çıkartmayacak bir şekilde devam etmesi. En son nihai finish aşamasına geldiğinde son bir kalıp daha alıyoruz. Tabii ki bu level'a gelirken bir sürü işlemler yapılıyor motosiklet üzerinde. Son kalıp alındıktan sonra artık bu motosikletin hangi malzemeden üretileceğine karar veriyoruz. Günümüz koşulları içerisinde böyle özel bir motosiklet yaptığınızda en çok kaliteli olan, hafifliğinden, güvenirliğinden tercih edilen karbon proseslerine başlıyoruz. Bu motosiklette de komple karbon, komple zaten karbon gördüğünüz her parçalar. Her şeyi tamamıyla görmüş olduğunuz, her şeyi kendi elimizle, el emeğiyle yapılan. Hatta burada bir level daha üst seviyeye çıktık. Normal vinil karbon yerine, herkesin tercih etmiş olduğu, yolda görmüş olduğunuz karbon yerine forged karbon dediğimiz, tamamıyla el ile dizayn edilerek her bir noktası elimizle noktası olarak, kol olarak yapılan bir modeli teşkil ettik. Bunu da zaten dünyada çok sayılı az firma kullanıyor. Türkiye'de tek zaten bir tek biz yapabiliyoruz. Burada mesela R90'in çeşitli modelleri var. Biliyorsunuz Racer, Pure vesaire gibi modelleri var. Biz burada Racer modelini seçtik. Çünkü bizim dizaynımıza en hitap edebilecek, bizim ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek bir modeldi. Normalde diğer modellerde Racer modelinde klipon vardır. Diğer modellerde bu yoktur. Farklı bağlantı aparatları vardır. Oturuş pozisyonu olsun vesaire olsun. Burada biz bu motosiklette kesinlikle ve kesinlikle sürüş pozisyonları ile ilgili bir değişiklik yapmadık. Yani sizin satın almış olduğunuz fabrikasyon BMW Motorrad'dan R90 Racer modeli neyse birebir aynısı.
Tabii burada ilave aksesuarlarla bunları destekledik. Önemli olan dediğim gibi, şimdi biz burada bir takım açıları da değiştirebilirdik ama kullanıcı şunu diyebilir. Ya bunun sürüş pozisyonu bana hitap etmiyor. Acaba bunu aşağı indirdiniz, aerodinamik yapısı değişti vesaire veya kullanım pozisyonu değişti. Kesinlikle hayır. Yani fabrikanın üretmiş olduğu racer modelindeki pegler, oturuş pozisyonu, sürüş pozisyonu neyse o. Sadece koltukta hafif bir değişiklik yapıldı. Bu da biraz daha yumuşatılma yapıldı. İlave bir tasarım yapıldı ama bu zaten R90'ın zaten kendi opsiyon aksamlarında koltuğu, seat'i vesaire şeyleri değiştirebiliyorsun. Sanal ortamda çok ciddi teknolojiler kullanıyoruz. Sanal rüzgar testlerimiz var. Çünkü biz bu parçaları kafamıza Bravo. Göre yapamayız. Tabii. Özellikle ısı testleri var. Bunların hepsini biz direkt motor parçasının üzerinde, örnek veriyorum, kil ile çalışma yaptıktan sonra biz yine bir çalıştırıyoruz, test ediyoruz. Parça herhangi bir yere zarar verdi mi? Veya o dizaynı yaptıktan sonra tekrar onu sanal ortamda test ediyoruz. Rüzgar olarak herhangi bir vibrasyon yapar mı vesaire. Bunların hepsi testleri yapılıyor. Bunlar zaten yapıldıktan sonra da bir de onay mekanizması var bunun. Yani direkt biz bunu BMW'ye bildiriyoruz. Bu işlemler böyle böyle oluyor diye söylüyoruz. Bazı modellerinde izin verebiliyor ki R90 buna müsait zaten. Onların okeylerini, onaylarını aldıktan sonra bunları gerçekleştiriyoruz. Bu motosiklette özellikle çok üzerine basarak belirtmek istediğim bir nokta ha, şu. Lütfen. Ön kafa grenaj kısmı monokok dediğimiz özel bir şase sistemiyle yaptık. Yani motosikletin depo üstünden şu bölümünden başlayıp farın olduğu kısma ve alt grenajın egzosun şu kısmı olan parçası tek bir parça. Bunu Gerçekten de çok zor yolu takip etmişsiniz. Çok zor, inanılmaz derecede zor. Bunu tek bir kalıptan yaptık. Biliyorsunuz özellikle yarışlarda, Formula'da vesaire şeyde şaseleri ve tarih şeyleri monokok, tek bir gövdeden, tek bir parçadan yapmaya çalıştılar. Bunun en büyük özelliği sağlamlık, dayanıklılık, güvenilirlik. Biz de bunu becerdik. Aslında biz bunu 3'e, 4'e bölüp de rahatlıkla yapabilirdik. Çok daha kolay olabilirdi. Rüzgar direncini biraz hafifletmemiz lazım. Başka taraftan soğutma sistemlerini aktif etmemiz lazım. Bunlarla ilgili hepsini tek tek planlayarak adım adım bunların tasarımları yapıldı. Buradaki görmüş olduğunuz tek bir ön gövdenin tasarım ve yapım aşaması yaklaşık 6 ay gibi bir sürede şey yapıldı. Toplam projenin süresi nedir Gökmen Toplam Bey? Toplam proje yaklaşık yani 14... Sıfırdan kağıdın, beyaz kağıttan başlayıp bitirmeniz... 14 ay gibi bir süre sürdü. 14 ay esasında evet. Şey yani güzel. Çok da... Ve en önemlisi Saffet Bey, bizim yaptığımız tüm işlerde her şeyin birebir kalıpları alınmıştır. Yani biz bunu bir defaya mahsus değil. Herhangi bir sorun çıkarttığında, parçada bir şey olduğunda bunların kalıpları hazır. Anında bunun parça siparişini, parçayı tekrardan tedarik edebiliyoruz. Ön taraftaki işlemlerden sonra bir de motosikletin tabii ki ana yapısı olarak bazı bir takım güçlendirme işlemleri yapıldı. Tabii. Bunlar nelerdir? İşte egzoz sistemi değişti. Egzoz sistemine bayıldım zaten. Egzoz Gerçekten sistemi çok beğendim. Komple el İşçiliğini yapımı. İşçiliğini de kim yaptıysa eline sağlık. Kaynakları falan çok hoş olmuş yani. Komple el yapımı bir egzoz sistemi. Titanyumdan yapıldı. Hı hı. El yapımı titanyumu eğebilmek, bükebilmek, yapabilmek çok zor. Çok zor. Ve bunu yaklaşık bir ay gibi bir sürede komple el yapımıyla imal ettik. Ama değmiş onu da tasarıma. Bu konuda tabii ki dışarıdan da belli desteklerini aldık. Ama yine de açılar olsun, motosikletin yapılandırması olsun. Yine burada tabii ki BMW Motorrad'la bunun işbirliğini yaparak dizayn ettik. Egzoz sistemi komple titanyumdan yapıldı. Titanyumun avantajını biliyorsunuz. Hafif bir malzeme. Motosiklet normalde biraz egzoz sisteminden dolayı ağırlık dezavantajını olarak titanyumu tercih ettiğinizde tabii ki motosikletin biraz da hafiflemesi ön koşul. Bu motosiklette ciddi bir hafifleştirme projesi var Gökmen Bey. Yani gerçekten emeğinize değmiş. Tecrübeli insanlar hemen fark edecektir. Egzozun yanında jantlar da karbon fiber mesela. Tabii ki. Yani o karbon... da yani bu arada söyleyelim. Ya motosikleti daha çok konuşabiliriz. Yani inanın bana birkaç program yapılabilir bir motosikletle. Ben şu tutkuyu, bu kadar uğraşıyı gerçekten çok merak ediyorum. Bu iş nasıl içinizde gelişti, nasıl gerçekleşti? Bize tutku tarafını ve işe nasıl başladığınızı da bir anlatabilir misiniz? Esasında siz bir iş adamısınız. Evet, sizin işiniz, esas işiniz bu değil. Ama burada tutkuyu konuşmamız lazım.
Yani tutku çünkü her şeyin önünde, her meslekte kesinlikle, öyle. Kesinlikle, kesinlikle. Buradan bizi izleyen arkadaşlara, özellikle gençlere sesleniyorum. Yani bu işin ana kaynağı tutku ve sevgi. Yaklaşık 17 yaşından beri motosiklete biniyorum. Hep hayalimdi. Yani yurt dışında fuarlara gidiyorduk vesaire şeylere gidiyorduk. Değişik motosikletler görüyorduk. Fabrikasyon motosikletler haricinde. Belgesellerde izliyorduk vesaire. Hep gittiğimizde imrenirdim. Acaba biz neden yapmıyoruz? Biz niye bu konuda eksiyiz? Türk insanı, Türk gençleri yurt dışındaki insanlardan bu işi yapanlar çok daha yetenekli. Bunu ön plana çıkartmamız lazımdı. İnanın yani bu level'a geleceğimizi biz de tahmin etmiyorduk. Bu aşamalara geleceğimizi. Biz ufak tefek işlerle başlayacağımızı tahmin ediyorduk. Ama biz şunu öngördük. Bizim için en önemli olan nokta kalite. Bu kalitede de fabrikasyon garantileri devam ettirerek, onların da onaylarını alarak bu işlemleri yaptık. Herkese şunu söylüyorum, bunların yapılmaması, Türkiye'de yapılmaması gibi bir şey söz konusu değil. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Yeter ki bu işe heves edin, azmedin, sabredin. Sabır çok önemli. Yani 14 ayda ağzımızdan çıkıyor, çok kolay. 14 ay diyebiliyoruz ama inanın 14 ay kendi işinizden ödün veriyorsunuz, ailenizden ödün veriyorsunuz, sosyal hayatınıza ödün veriyorsunuz. Burada aşağıda inip zımpara yapıyorsunuz. Çok veya da ciddi bir atölye burası çünkü aynı zamanda. Yani şu anda biz onun gösteri bölümündeyiz. Çok ciddi bir atölye var. Hem mekaniğiyle, karbonuyla, aydınlatmasıyla, elektriğiyle. Şunu da belirtmemiz lazım. Bir motosiklet konuşuyoruz ama burada birkaç tane daha çok üst seviyeli motosiklet var. Onları konuşacağız. Tabii bu seviye olunca şunu sormak geliyor içimden. Yurt dışından hiç bağlantı kuran oldu mu? Tabii ki. Yani yurt dışından Amerika'dan, Katar'dan, işte İngiltere'den bak, çok ciddi talepler geliyor. Bunlar da size gurur vermeli. Tabii demek ki benim söylediğim de doğruymuş yani. Dünya çapında projeler çünkü. Bizim buradaki amacımız tabii ki ülkemizi temsil etmek. En önemli şey o. Bu sene biraz sıkıntılar oldu maalesef koronavirüs vasıtasıyla ama bizim hedefimiz bu motorlara EICMA'da biliyorsunuz en büyük motosiklet show orada sergilemek. Hatta bu şu an yapmış olduğumuz fuar BMW'nin fabrikası Münih'e orada sergilenecekti ama tabii bu sene maalesef bir şanssızlık. Münih'te gidiyor muydu bu motosiklet? Evet, gidecekti. O da o gurur size yeter zaten. Tabii ki bizim için en büyük gurur bir Türk firmasının yapmış olduğu özel bir dizayn orada fabrikada sergilenmesi veya başka yerlerde sergilenmesi. Ama tabii bu sene maalesef böyle bir olumsuz hava oluştu. İnşallah sağlık sıhhat yerinden olduktan sonra daha çok bu tarz şeyler olur. Gerçekten biz sizinle sohbet ederken zaman akıp geçiyor. Zannedersem 15 dakikayı falan geçtik. Programda yer kalmayacak. Biraz da Ducati de hakkında konuşalım. O da çünkü gerçekten çok üst düzey bir proje. Onu çekelim buraya Gökmen Bey isterseniz. Tabii ki. Ondan da bahsedelim tabii izleyicilerimize. Tabii ki Safet Bey. Gökmen Bey, Ducati'nin, bu sefer Ducati'ye geçtik. Ducati'nin çok sevilen modeli XDiavel ama burada tamamen değişmiş. Özellikle direksiyon grubu, ağırlığın ön tarafa verilmiş gibi tasarımınız. Bize bir genel anlatabilir misiniz? Gerçekten bu da çok özel bir seviyeye sahip. Bu da yine baştan aşağı yeniden tasarladığımız bir proje. Ducati Sabretooth diye ismini bunun verdik. Geçmiş yıllarda yaşamış mitolojide özellikle bilinen kılıç dişli kaplandan isimli motosikleti tasarlarken evet zaten öndeki o iki dişi ön taraftaki grenajda hafif bir şekilde vurguladık onu da. Tamamıyla yine tasarım ondan sonra kil prosesleri bu motorda da yine aynı şekilde yapıldı. Ama bu motorda biraz daha mekanik olarak bir takım değişiklikler yapıldı. Dünya üzerinde bu motosiklete takılacak olan klipon yok idi. Yani hazır mevcut bir şunlardan kliponlar yok. Şunlardan seyircilerimiz anlasın aynen, diye direksiyonu kumanda eden, Kliponlar ve bu kliponlar bizim tarafımızdan özel yine dizayn edildi. Ayrıca XDiavel en büyük özelliği
sürücü için çeşitli ayarlar, pozisyonlar yapılabilir bir motosiklettir. Ayaklık peglerinden olsun, koltuklardan vesaire olsun. Burada biz bunu biraz daha geliştirdik. Pozisyonla, klipondan da kullanıcının boyuna vesaire yapısına göre bir takım değişiklikler, ayarlanabilir pozisyonlar sunduk. Tamamıyla bizim mühendislerimiz tarafından tasarlanan bir klipon sistemi. Ayrıca de ön kafa grenaj kısmında da yine çamurlukla mesafeyi sabit tutan, içinde hareket eden bizim yine mühendislerimiz Ar-Ge kısmını tasarlamış olduğu bir mekanik sistem var. Bu sistem sayesinde ön tarafta motosikletin daha güçlü görünmesini, ayrıca de normalde pozisyon motosiklet dağılım oranı cruiserlarda %50'ye 50'dir. Biz biraz daha bunda %60'a 40, yani ön tarafa biraz daha sürüş pozisyonunu aktif ederek cruiser'dan çıkartıp biraz daha naked super sport arasında bir karışıma geçtik. Çok doğru. Mühendislik olarak bu ağırlık transferini sağlamışsınız ama görüntüsel olarak da sağlamışsınız. Zaten dışarıdan baktığınızda şu anda çok gündemde olan kütlenin ön tarafa gelmesi yaklaşımını şu transferi, alt parça, şu alt parça ve bir de ön taraftaki, gerçekten ön taraftaki grup çok iyi ifade ediyor ama tebrik ediyorum. Demin siz çok kısa geçiyorsunuz oraları. Mesela motosiklette frene bastığınızda amortisör kapanacak, ön taraf kapanacak. Halbuki bu parça otomatik olarak süspansiyon hareketine göre kendi pozisyonunu ayarlıyor. Aynen, yani buralar çok önemli. Kesinlikle. Ve bunların bizzat testlerini kendin piste çıkarak her türlü uygun koşullar ve en önemli, en zor koşullar biliyorsunuz pist koşulları. Orada yüksek hızlara çıkıp ani fren yapıp virajlara girmek vesaire, bizzat kendimiz test ettik. Ondan sonra bu üretim proseslerine geçtik. Görsel olarak çok ciddi radikal XDVR şasisini kullanarak değişiklikler yaptık. Ama yine bu yaptığımız değişikliklerin ana teması, tekrar söylüyorum, üzerine basa basa söylüyorum, garanti koşulları içerisinde yaptık. Yani bu motosikleti aldığınızda Türkiye distribütörünün ithalatçısına götürdüğünüzde her türlü bakım vesaire proseslerini garanti dahilinde yapabiliyorsunuz. Motorun kesinlikle garanti dışına çıkabilecek bir hamle vesaire şeyler yapılmadı. Bunun haricinde dediğim gibi sürüş pozisyonları kişiye ve bireye göre özel olarak ayarlanabiliyor, özel olarak dizayn edilebiliyor. Boyunuz 1.70-1.80 civarındaysa ona göre pegler ayarlanabiliyor, klipon ayarlanabiliyor, sele üzerinde bir takım değişiklikler yapılabiliyor. Bu tamamıyla kullanıcının zevkine göre dizayn edilebiliyor. Bunun haricinde arka tarafta biraz değişiklikler yapıyor. Ama arka tarafta çok agresif görünüyor gerçekten. Aynen. İlk baktığınızda zaten arka taraf ama oranlar açısından ön taraf çok çalışılmış tabii ama arka tarafta çok agresif hale gelmiş. Ne yaptınız? Kuyruğu nasıl tasarladınız? Kuyruk yeniden tarafımızdan tasarlandı. Yani kuyruğu biraz daha agresif, motorun yapısında kişiselleştirmeyi ön plana çıkartacak. Arka tekerdeki gücü, siz kullandığınız için biliyorsunuz daha önce motorun gücünü. Çok kullandım, evet çok kuvvetli. Evet, yani o gücü hem görsel olarak hem de yapısal itibariyle sağlamaya çalıştık. Bizim tasarladığımız motorlarla genellikle hep eleştirirler bizi. Biz tek kişilik motorlar tasarlıyoruz. Hani arka tarafta bir artçı için herhangi bir yer planlamıyoruz. Orada onun getirmiş olduğu bir avantajı da kullanarak görsel olarak çok ciddi bir çalışma yaptık. Yani biz naçizane beğendik diyemiyorum. Gerçekten de yurt dışında da Türkiye'de de çok ciddi olumlu eleştiriler aldık. Peki elinize sağlık. En son şunu söyleyeyim. Tabii arka teker 240. Bu yaptığınız çalışmada çok, ne denir ona, tasarımcı diliyle patlamış diyelim mesela. Kuyruk gerçekten de çok agresif görünecek şekilde patlamış. Ama bir motosiklet daha var. Burada birçok tasarım var ama programın da süresi kısıtlı. Şu Panigale'den de lütfen çok, çok kısa bahsedelim. Tabii ki bahsedelim. Panigale de çok önemli. Gökmen Bey, bunu da konuşalım istedim kısa da olsa. Bunun müthiş bir gücü ve bir ağırlığı var. Siz bu ağırlığı çok aşağı aldınız. Kesinlikle. Burada bence ağırlık konuşmamız lazım. Gücü, torkunu bize söyleyin, ağırlığını söyleyin. Sonra sizin ne aşamaya geldiğinizi anlatın. Aynen. Panigale V4S, Ducati'nin uzun süreden sonra yapmış olduğu 4 silindirli bir makine. Zaten V4S biliyorsunuz, oradan tabii geliyor ismi. Bu motorda tamamıyla pist koşulları için hazırladık. En önemli şey ağırlık. Ağırlık güç oranını 1.52
kilograma kadar çıkardık. Yani beygir başına vermiş olduğunuz güç oranı. 230 beygirlere ulaştık bu motosiklette. Ağırlık 174 kilodan 150 kiloya kadar düştük. Neler neler yaptık söyleyeyim. Yani korkunç motor, bir düşme yani. Aynen. Arka şase komple monokok karbondan. Oradan yaklaşık 7,5 kilo gibi bir avantaj kazandık. Egzoz sistemi bu motor için özel üretilmiş titanyum bir egzoz sistemi. Oradan yaklaşık 7 kilo gibi bir avantaj sağladık. Bunun haricindeki basit bir örnek söyleyeyim. Deponun üzerindeki boyadan bile kazıyarak onu bir ağırlık avantajı kazandık. Ayaklıkları karbon, yan sehpası karbon, tüm her şey karbon. Bunun haricinde motorun üzerindeki tüm civatalar hepsi titanyum. Görmüş olduğunuz dişli grupları titanyum vesaire vesaire. Bunda şunu elde etmeye çalıştık biz. Evet, maksimum güç, maksimum hafiflik ama bunun bir de durması da gerekiyor. Üzerindeki fren merkezlerini değiştirdik. World Superbike'da kullanılan veya daha farklı yerlerde kullanılan özel Brembo'nun RCZ1820 fren merkezlerini koyduk. Yani giden bir motosikletin pist koşullarında durması da gerekiyor. Downforce etkisini azaltmak için, yani güçlendirmek için daha doğrusu, yanlış söyledim orada. Yere basma. Aynen, yere basma. Çünkü kuvveti. Böyle bir motosikleti artık gaz açtığınızda yolda tutabilmek, pistte tutabilmek çok zor. Özel kendim için tasarladığım özel kanat dizaynı yaptım. Bu kanat normal V4'lerde kullanılan kanatlardan çok farklı. Bu motor için ve benim için yapılmış olan bir kanat sistemi. Ben de çok beğendim kanatları. Aynen. Dolayısıyla normal bir standart, legal olan bir standart süper sport bir makineyi tamamıyla hemen hemen benim kişisel görüşüm World Superbike'da yarışabilecek güç ve kiloya kadar düşürdük. Vallahi elinize sağlık. Gerçekten bilmiyorum izleyicilerimiz anlayabiliyorlar mı ama böyle çıplak gözle görünce gerçekten müthiş görünüyor. Çok tebrik ediyorum. Bu çalışmalarınız için de ayrıca tebrik ediyorum ama bu arada ne yazık ki programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim, hepinize çok saygı ve sevgilerimi sunarken burada programımıza son veriyoruz.